Başkente gidelim. İlçe ilçe bakacağız. Nerede kim el değiştiriyor? Hani 2018-2019 seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP'den CHP'ye geçti. CHP İyi Parti ittifakına geçti. Şimdi Mansur Yavaş güçlü bir aday. Yine aday. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. İyi Parti biz de bir aday çıkaracağız dedi bugün Ümit Özdağ'le. Çıkarabilirler. AKP'nin bir adayı olacak. O kişi kim olacak? Gerçekten Ankara'yı kazanabilecek mi? Onunla ilgili kulis bilgileri var. Onları da size aktaracağız. Ama biz verilerin dilini seviyoruz. Önce bize veriler ne söylüyor? Ona birlikte bakmamız lazım. Ve o veriler hani seçimden önce hep şöyle konuştuk ya. Şu kamuoyu araştırma şirketi şu kadar buldu. Bu kamuoyu araştırma şirketi bu kadar buldu. Bir kenara koyalım onları. Onlar gene yapacaklar o çalışmalarını. Biz yine size vereceğiz. Ama asıl kamuoyu araştırması neydi? Seçim. Daha bundan 6 ay bile değil. Mayıs ayında yani 5 ay önce seçim yaşadık biz. 4,5 ay önce. O seçimde ne çıktı Ankara'da? Gelin birlikte bir bakalım. 2019'da karşılaştıralım. İlçe ilçe bakalım. Hani bir taraftan da topal ördek yakıştırması yapmıştı ya Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 seçimlerinden sonra. Neden yapmıştı? Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu İstanbul için. Ama mecliste, ilçelerde çoğunluğu Cumhur İttifakı kazandığı için meclisten karar almakta zorlanacaklar demişti. Gelin birlikte Ankara'da bu tablo nereye evrilebilir 2023 seçim sonuçları sonrasında beraber bakalım. 2019'da %50,93 ile kazanmıştı Mansur Yavaş seçimi. Ondan sonra AKP'nin adayı Mehmet Özsaseki'ydi. %47,13 oy almıştı. Saadet Partisi 1,05 ve diğer partiler sıralanmıştı. Bu 2019'da iktidardan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin muhalefete geçmesini sağladı. Peki 2023 milletvekili seçimi sonuçlarına bakarsak Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın ittifak olarak gerisinde. Yani ittifaklar girse şu an yine Cumhur İttifakı öne çıkıyor. Bu arada isimlerden bağımsız bir tartışma yapıyoruz. Tabii ki Mansur Yavaş'ın bir karizması, ağırlığı AKP seçmeninde, MHP seçmeninden alabileceği oylar var. Ama sonuç veri bu. Bu veri üzerinden gidiyoruz. Bu tablo çıkmış en son ortaya. Mansur Yavaş da bu tabloyu değiştirmek zorunda kalacak. Ya da Ekrem İmamoğlu ya da Zeydan Karalar ya da Muhittin Böcek ya da işte Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li belediye başkanı. Kim olursa olsun değiştirmek zorunda kalacak. Partiler bazında bakıldığında biliyoruz ki AKP ve MHP birlikte girecekler. İşte 41-42 civarı oyları var. CHP tek başına 30'da kalıyor. İyi Parti 5,47, Yeşil Sol 9,9. Biz bu analizleri yaparken İyi Parti CHP ittifakını çok konuşuyoruz ama atladığımız bir yer var. Yeşil Sol Parti yani eski adıyla HDP ne yapacak? Buralarda aday çıkaracak mı? Bu da önemli bir tartışma konusu. Çünkü muhalefet bir blok halinde girdiğinde seçimi kazanmıştı. 2019 için söylüyorum. Bugün Mansur Yavaş buraları birleştirebilecek mi? Farklı kesimleri birleştirebilecek mi CHP'nin adayı olarak? Ya da İyi Parti'nin adayı kim olacaksa o aday birleştirebilecek mi? İktidar ittifakına karşı. Eğer çünkü bir birliktelik yaratılıyorsa 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi bize diyor ki Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın önünde bitirmişti. Yani muhalefet adayı ikili bir aday mekanizmasında önde bitirmiş oluyordu. Yani seçim Ankara Büyükşehir'de böyle gidecek. Ama bir risk var. Ben bu verileri alıp ilçe ilçe inceledik. Yani editörümüz sevgili Buse ile beraber ilçe ilçe baktık. Önce en büyük ilçeye gidelim mi sizin? Ankara'nın en büyük ilçesi Çankaya. 942.553 yurttaşımız yaşıyor. Nüfusu bu. 2019'da Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. 51,23 ile ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok güçlü olduğu, genellikle de kazandığı bir seçim bölgesi burası. Ve 2023 Mayıs ayında yapılan seçimler diyor ki Çankaya'yı gene CHP kazanır. Burada çok zorlanmaz. Yani 54,65 tek başına %50'nin üzerine alıyor. İyi Parti ile beraber 70'i bulmuşlar. Yani Çankaya'da bir sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekrar kazanma olasılığı yüksek. Devam edelim. Bakın bir sonrakine geçelim. Çankaya'dan sonra nereye gidiyoruz? İkinci büyük ilçesine gidiyoruz. Ankara'nın Keçiören. Orada da AKP çok güçlüydü. Keçiören'i AKP kazanmıştı. Hatta Keçiören AKP Belediye Başkanı bugünkü Ankara Belediye Başkan adayı olacak mı? Büyükşehir'e konuşuluyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın ciddi bir üstünlüğü var. %53 Cumhur İttifakı, CHP ayrı girdiğini varsayarsak 24, İyi Parti 12. Yani Keçiören ikinci büyük ilçesi Ankara'nın Cumhur İttifakı'nda kalacakmış gibi gözüküyor. Gidelim üçüncüsüne. Yeni Mahalle'ydi diye hatırlıyorum arkadaşlar, değil mi? Ha, Yeni Mahalle. 704 bin yurttaşımız yaşıyor. Burada bir hata var, buraya bakarız. 40'la Yeni Mahalle'yi CHP kazanmıştı 2019 seçimlerinde. Şimdi CHP İyi Parti toplamı 49, Cumhur İttifakı'nın üstüne geçiyor ama ayrı girdikleri zaman burada 39-34. Yani durum burada riskli. Cumhur İttifakı'na Yeni Mahalle Belediyesi'nin, CHP'de olan Yeni Mahalle Belediyesi'nin geçme ihtimali var. İlerleyelim. Mamak. AKP belediyesi %50,40'la kazanmıştı. 47-55 şu anda da. Yine ayrı ayrı girildiğinde ancak iki aday olursa AKP'den CHP'ye geçebilir. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha fazla oy almıştı. Yani bir ittifak tek aday gösterecek Cumhur İttifakı. Karşısında da öyle bir aday olacak, birleşmeseler bile öyle bir aday olacak ki toplum o adayda birleşecek. Çünkü İyi Parti biz artık birlikte girmiyoruz dedi, eğer bir değişiklik olmazsa. Mamak'taki seçmen, işte Yeşil Sol Partisi, Zafer Partisi, CHP'si, İyi Partisi tipi bir araya, seçmenden bahsediyorum, bir araya gelirse Cumhur İttifakı'ndan bu belediyenin muhalefete diyeyim, hani İyi Parti olabilir, CHP olabilir, Yeşil Sol Parti olabilir, bilmiyoruz. Hani kim daha o bütünlüğü sağlayabilecek, seçmeni ikna edebilecek, ama geçme ihtimali var. Bakın, bir belediye artı yazabilir Mamak'la beraber. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde muhalefet, Ankara'da muhalefet. Devam edelim, ilçe ilçe gidelim, görelim. Yani burada anlamaya çalıştığımız şu: değişiyor mu acaba bir şeyler, yoksa aynen kalıyor mu? Kazanan MHP'ymiş 2019'da. Burada İyi Parti'nin 15,51, CHP'nin 31,92 oyu oldu. Son seçimde, 2023 seçimlerinde, ama yine iki adaylı, ittifaklı bir durumda Etimesgut'un da, yani Ankara'nın ilçelerinden en büyük 4. ilçesinin de iktidardan muhalefete geçmesi. Yani ya partiler ittifak yapar, ki yapmayacaklarını söylüyorlar, muhalefet için söylüyorum, ya da toplum orada. Hani Ekrem İmamoğlu diyor ya İstanbul için, İstanbul ittifakı olacak. Etimesgut ittifakını sağlayan muhalif aday, eğer gerçekten herkesi ikna edebilirse muhalif kanatta, Cumhur İttifakı'nın önüne geçebilir ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kazandığı Etimesgut ilçesi yine muhalefete geçer. Bu aslında Mansur Yavaş'ın bir sonraki dönem Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanması halinde elinin daha rahatlayabilmesi için buralara da odaklanması gerektiğini gösteriyor. İlerleyelim. Bir tane daha vardı galiba. Şerefli Koçisar. MHP yine %57,29. Burada çok güçlü. Yani buranın Cumhur İttifakı tarafından tekrar kazanılma olasılığı yüksek. Çok karizmatik bir... Buradaki analizde şunu unutmayalım. Çok karizmatik bir aday çıkarır CHP, İyi Parti, çok tanınan, sevilen. Onları bilmediğimiz için biz son kamuoyu araştırması olan seçim sonuçları üzerinden bu analiz yapıyoruz. Gidelim, var mı bir tane daha vardı sanki? Altındağ 413 bin MHP ağırlığını görüyoruz Ankara'da. Özellikle Cumhur İttifakı'ndaki paylaşım biraz o yönde. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri de, milletvekili seçimleri de Altındağ Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanabileceğini gösteriyor. Yani şöyle bir özetlersek, bir özet tablomuz vardı sanki arkadaşlar. Var mıydı o? Evet, o özet tabloya da bir bakalım. Yani bunlar en büyük ilçeler. Gelin birlikte 2019 Ankara seçim sonuçları. Bakın, AKP ve MHP'nin 22 belediyesi var. Ankara Büyükşehir dahil CHP'nin 4. Ankara'da 26'da 4 kazanmış ama Ankara Büyükşehir'i de almıştı muhalefet. Şimdi 15 bölgede İyi Parti, CHP aday göstermemiş. İyi Parti aday göstermiş MHP'nin karşısına ama ya da AKP'nin, kazanamamış. Şimdi hani bir taraftan şu tartışma oluyor ya, İyi Parti ben tek başıma gireceğim seçimlere diyor. İyi Parti CHP ile de girmiş seçimlere 2019'da, olmamış. Şimdi nasıl olacak? Nasıl bir strateji yapacaklar? Merakla bekliyoruz, izliyoruz hep beraber. Ancak şunu söyleyeyim ki size, bu 22 belediyede yani doğru stratejilerle AKP-MHP ortaklığının belediye sayısı azalabilir eğer doğru işler yapılırsa.